Yukarıdaki ifadelerden hangileri kimya için doğru, simya için yanlıştır? Şöyle basit bir grafik çizelim. Burası simya, simya için yanlış, kimya için doğru olanı arıyoruz. Sistematik bilgi aktarım vardır. Kimyada var, simyada yok. Çalışmaları sınama yanılma yağ dayanır diyor. Bu simyada var. Kimyada tamamen deneysel olduğundan dolayı yok. Sağlam teorik temelleri vardı diyor. Kimyada var. Simyada yok. O zaman cevabımız 1 ile 3'tür. D seçeneği. Aşağıda belirtilen elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir? Sodyum doğru. Bor doğru. Krom Cr olması gerekiyor. Demir doğru. Kükürt doğru. O zaman burada yanlış olan C seçeneği kromdur. Tepkimesi ve X maddesi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Önce X maddesini bulalım girenlerdeki atom cinsi ürünlerde korunacağından dolayı girenlerde iki tane sodyum olduğundan iki tane sodyum yine burada bir tane karbonat var. Karbonatın olması gerekiyor. Hidrojen iki tane iki tane burada toplam dört tane burada da dört tane problem yok. Oksijen üç burada iki burada beş tane İkisi burada olduğundan 3 tanesi de burada. Demek ki X bileşiğimiz sodyum karbonat. Nötrleşme tepkimesidir diyor. Asit artı baz tuz artı su tepkimeleri nötrleşme tepkimesidir. Doğru. X'in formülü sodyum bir karbonat değil sodyum karbonattır. Yanlış. X'in yaygın adı çamaşır sodasıdır. Doğru bizden yanlış istiyor. Yanlış yalnız 2 B seçeneğidir. Bu elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X, Y, Z, T, Q ve L elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıda gösterilmiştir. A. Y ve Z bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik alırlar. Y ve Z metal olduklarından dolayı bileşiklerinde pozitif değerlik alırlar. Doğru. X yani hidrojen Y ve Z metal T ve Q A metaldir diyor. Yanlış. X burada A metaldir. Hidrojen A metaldir. B seçeneği beklesin. Birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan L'dir diyor. Soy gazlardaki L'dir diyor. Doğru. X yani hidrojen T ve Q doğada di-moleküler yapıda bulunur diyor. Hidrojen H2 yani ametal T ve Q'da ametal olduğundan ametaller doğada diatomik yapıda bulunur. Doğru. Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir diyor. Atom yarı çapı periyodik cetvelde sola ve aşağı doğru arttığından dolayı periyodik cetvelde atom çapı en büyük olan Y'dir diyor. Doğru. O zaman buradaki yanlış B seçeneğidir. Lewis nokta gösterimi şeklinde olan XY3 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Polar bir moleküldür diyor. Doğru. Çünkü X'in elektron çekimi ile Y'nin elektron çekimi. Yani iki tane farklı elementin elektronegatiflikleri farklı olduğundan dolayı bu molekül polardır. 2. Molekülleri arasında yoğun fazla hidrojen bağı etkilidir diyor. Soru işareti. Hidrojen bağının bir bileşikte moleküller arasında yer alabilmesi için hidrojenin F, O, N yani flor, oksijen ve azot elementlerinden birine dokunması gerekiyor. Burada ise X ve Y'nin ne olduğunu bilmediğimizden dolayı kesin bir şey söyleyemeyiz. 3 X5A 1 2 3, 4, 5, 5A. Y ise 1A grubu elementtir diyor. Dikkat ederse bir tane elektronu olduğundan dolayı yine bu da doğrudur. O zaman cevabımız 1, 3, D seçeneğidir. Buna göre bir atmosfer basınçta 20 santigrat derecedeki X maddesinin ısınma eğrisi aşağıdaki neden hangisi olamaz? Saf X maddesinin bir atmosfer basınçta 25 santigrat derecedeki fiziksel hali katı, 50 santigrat derecedeki fiziksel hali sıvı ve 120 santigrat derecedeki fiziksel hali gazdır diyor. Şimdi bakıldığında 25 santigrat derecedeki fiziksel hali katı 50 santigrat derecedeki ise sıvıysa demek ki 50 santigrat dereceye geldiğinde bu maddenin sıvıya ya dönüyor ya da dönmüş olması gerekiyor. C seçeneğine bakıldığında 60 santigrat derecede halen erime noktasına gelmediğinden dolayı C seçeneği beklesin. A, B ve D seçeneklerinde problem yok. E seçeneğinde ise 120 santigrat derecede gazdır diyor. Demek ki bunun kaynama noktası 120 santigrat derecenin altında olması gerekiyor. 110 santigrat derecede 120'nin altında olduğundan dolayı bu da yine olabilir. O zaman olamaz dediğine göre cevabımız C seçeneğidir. Buna göre X ve Y ile ilgili özelliklerinden hangileri ortak özelliktir? Temizlik malzemeleri olan X ve Y'nin etken maddeleri aşağıda verilmiştir. X deterjan Y ise sabundur. 1. Hidrofil yani suyu seven ve hidrofob yani suyu sevmeyen. Bu kısım polar, bu kısım ise apolardır. Uç içerme ikisinde de vardır. Doğru. Petrokimya türevi olma sadece deterjanın özelliğidir. Sert sularda kalsiyum artı 2 iyonunu çöktürme diyor. Bu da yalnız deterjanın özelliğidir. O zaman burada ortak özellik yalnız bir A seçeneğidir. Su vücutta gerçekleştirdiği birçok olaydan dolayı vazgeçilmez bir besindir. Buna göre su sayesinde olaylarından hangileri gerçekleşir denmiş. Bire baktığımızda vücut sıcaklığını ayarlama doğru bir ifade. Dolaşım sistemimizin büyük bir kısmı sudur. Bu da vücut ısını eşit miktarda vücuda yaymaya yardımcı olmakta. İkiye baktığımızda kan, kanın yapısına katılma doğru bir ifade. Dediğimiz gibi dolaşım sistemimizin %90'ı su yani damarlarımızda bol miktarda su bulunmakta. Üçe baktığımızda boşaltım ürünlerini seyretme doğru bir ifade üre artı su yan yana geldiği takdirde idrara meydana getirmekte. Dolayısıyla üre zehirli bir maddedir. Su bunu seyreltmekte ve bu şekilde idrar yollarının zarar görmesini engellemektedir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Mitokonca ve kloroplastla özelliklerinden hangileri ortaktır denmiş. 1'e baktığımızda DNA replikasyonu. Kendilerine ait DNA'lar olduklarından dolayı DNA replikasyonu hem mitokondride hem de kloroplastta gerçekleşmekte. 2'ye baktığımızda çift sarlı olma. Mitokondri ve kloroplast çift sarlı organellerdir. 3'e baktığımızda ribozom bulundurma. Dediğimiz gibi kendine ait DNA'ları, DNA RNA'ları ve ribozomları var. 3. de ortak. 4'e baktığımızda klorofil taşıma. Klorofil sadece kloroplast organelinde bulunacak. Mit, e, mitokondride klorofil bulunmaz. Dördüncü öncülümüz gitti. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3. C seçeneğidir. Yukarıdaki grafiklerden hangileri foto ve kem ototrof canlılarda ortak olarak gözlenebilir denmiş. Şimdi bire baktığımızda karbondioksit miktarı düşmüş. Foto ototrof canlılara baktığımızda karbondioksit ile hidrojen kaynağını kullanmaktalar. Işık enerjisi yardımıyla bu molekülleri inorganik maddeleri organik madde yani glikoza dönüştürmekteler. Oksijen gazı vermekteler. Yine kemosantetik canlılara da bakacak olursak karbondioksit diyelim ki burada da hidrojen kaynağı olarak H2S kullanılsın. Yine organik maddeyi sentezleyecekler. Glikozu sentezleyecekler. Dolayısıyla fotoototrof canlılarda kemoototrof canlılarda karbondioksit miktarını azaltırlar. 2'ye baktığımızda su tüketilmiş. Doğru bir ifade. Reaksiyonların gerçekleşebilmesi için suya ihtiyaç var. Çünkü enzimler ancak sulu ortamlarda çalışmaktalar. Fototrof canlılara baktığımızda bunlar zaten suyu, inorganik maddeyi kullanmakta ve organik madde sentezini gerçekleştirmekteler. Bazı kemosentetik canlılar da suyu hidrojen kaynağı olarak kullanabilirler. Aynı zamanda enzimlerin çalışması için de zaten suya ihtiyaç var. Dolayısıyla her ikisi de su miktarını azaltır. 3'e baktığımızda besin miktarı demiş. Hem kemosentetik canlı hem de fotosentetik canlının amacı inorganik maddeden organik madde sentezini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla her iki tarafta da glikoz üretimini gördük. Yani besin miktarı arttı. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi iki canlının aynı tür olduğunu ispatlar denmiş. Bir kere türlere bakacak olursak tanım olarak bunlar belli bir bölgede yaşamaktalar. Kendi aralarında çiftleştikleri takdirde verimli yavrular meydana getiriyorlar. Demek ki türler için en önemli özellik verimli yavru meydana getirmeleridir. Buna göre baktığımızda sorumuzun doğru cevabının B seçeneğinde olduğunu görmekteyiz. A'ya baktığımızda kromozom sayısının aynı olması, kromozom sayısının aynı olması aynı tür olduğu anlamına gelmeyecek. Örnek olarak moli balığına baktığımızda 46 kromozom var. İnsana baktığımızda 46 kromozom var. Kurt bağrı bitkisine baktığımızda 46 kromozom var. Demek ki kromozom sayısının aynı olması aynı tür olduğunu göstermiyor. C'ye baktığımızda aynı şekilde beslenmesi. Beslenme şekli de yine aynı tür ya da farklı tür anlamına gelmeyecek. D'ye baktığımızda böbrekle boşaltım yapılması. Omurgalı canlılarda biz böbreği görmekteyiz. Böbrek bulunması ...iki farklı canlı da aynı tür olduğunu göstermeyecek. Eğer baktığımızda aktif genlerin aynı olması... ...örnek olarak glikoliz reaksiyonlarına bakacak olursak... ...glikoliz diyelim. Glikoliz reaksiyonları tüm canlılarda stoplarla gerçekleşmekte... ...ve kullanılan enzimler aynı. Demek ki aynı genler tarafından bu enzimler üretilmekte. Aktif genlerin aynı olması da aynı tür olduğu anlamına gelmez. E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız B'dir. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır denmiş. 1'e baktığımızda iyi ipliklerinin meydana gelmesi iplikleri hem mitoz bölünmede hem de mayoz bölünmede kromozomal hareketi sağlamakta. Dolayısıyla ortak. İkiye baktığımızda kardeş kromatitlerin ayrılması mitoz bölünmede kardeş kromatitler ayrılmaktan lafaz evresinde ve bir de kardeş kromatitleri biz mayoz 2'de görmekteyiz. Dolayısıyla ortaktır. 3'e baktığımızda sinapsisin oluşması sinapsis sadece mayoz 1'de gerçekleşmekte. Dolayısıyla mitoz da yok gitti. Dörde baktığımızda crossover olayı. Crossover da sadece mayoz 1'de gerçekleşmekte. Mitoz bölünmede gözlenmez. Dördüncü öncülümüz de gitti. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 1 ve 2'dir. Kalıtım ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özelliklere modifikasyon adı verilmektedir. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangileri modifikasyonu örnektir? Bire baktığımızda ten renginin bronzlaşması. Genler ten rengine ten renginin oluşmasına yardımcı olacaktır. Bronzlaşma da çevrenin etkisini gösteriyor. Dolayısıyla burada gen artı çevreyi görmekteyiz. Birinci öncümüz doğru. İkiye baktığımızda A ve B kan gruplu ailenin sıfır kan gruplu çocuklarının doğması. Örnek olarak anne A sıfır olsun, baba B sıfır olsun. Yani B kan grubu. Anne A, baba da B kan grubu oldu. Bu çaprazlamayı yapacak olursak bu aileden A, B kan grubu çocuklar meydana gelebilir. A sıfır, B sıfır kan gruplu çocuk ve bir de sıfır sıfır kan gruplu çocuk meydana gelebilir. Dolayısıyla burada çevrenin etkisi yok. Zaten kan grupları tamamen genlerin etkisinde ortaya çıkmakta. 2 gitti. 3'e baktığımızda beslenmeye bağlı olarak kraliçe veya işçi arıların meydana gelmesi. Bu olay da yine modifikasyon olayıdır. Eğer ki arı sütü ile yavru besleniyorsa kraliçe... Polen ile besleniyorsa işçi arıları meydana gelecektir. Beslenme farklılığı dolayısıyla burada farklı tür arılar meydana geldi. Yine gen artı çevre anlamına gelmekte. Gen artı çevre anlamına geliyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Bir fizikçi yürüttüğü bilimsel çalışmalarda eylemlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Yaratıcı ve sezgisel düşünme yapılan bilimsel çalışmada bir fizikçi tarafından yürütülebilir. Gözlem ve deney yapma aynı şekilde ve ön bilgilerini kullanmada yine burada eylem olarak gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Kapaksız cam şişenin ağzı esnek bir balon ile şekilde gibi kapatıldıktan sonra şişe ocakta bir süre ısıtılıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Balonun hacmi artar denmiş. Şimdi burada gaz ısıtıldığı takdirde hacmi artmış olacaktır. Buna bağlı olarak hacminin artabileceği yer esnek balon kısmı olduğu için buna bağlı olarak da balonun hacmi artar ifadesi doğru. Şişedeki gazın basıncı artar denmiş. Bu yanlış bir yargı. Şişenin ağzı esnek bir balonla kapatılmış. Dolayısıyla burada gazın bulunduğu ortam bir esnek kap durumunda. Esnek kaplardaki basınç her zaman dış basıncı eşittir. Dolayısıyla dış basınç değişmedikçe buradaki gazın basıncında da bir değişiklik olmaz. Şişenin iç enerjisi artar deniyor. Bu doğru bir yargı. Çünkü burada ısıtılma neticesinde e, gaz molekülleri ekstradan kinetik enerji kazanacaktır. E, i̇ç enerjinin kinetik ve potansiyel enerji toplamını oluşturduğunu hatırlayalım parçacıklar için. Dolayısıyla kinetik enerjiler arttığı için iç enerjisi artmış olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Şekil 1'de pusula akım taşıyan tele yaklaştığında pusulanın ibresi sapmakta. Şekil 2'de ipe, ipe bağlanan taş serbest bırakıldığında taş salınım hareketi yapmaktadır. Şekil 3'te leğendeki suya bırakılan kağıt gemi yüzmektedir. İbrenin sapmasını, taşın salınım yapmasını, geminin yüzmesini sağlayan kuvvetler F1, 2, 3'tür. Bu kuvvetlerden hangileri? Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir denmiş. Temas gerektirmeyen kuvvetler alan kuvvetleridir. Pusulanın sapmasını sağlayan şey manyetik kuvvettir. Ve bir alan kuvvetidir. Dolayısıyla temas gerektirmeyen kuvvettir. Taşın salınmasını sağlayan onu aşağı doğru çeken ağırlığından kaynaklanan bir kuvvet. Yani yer çekimi kuvvetidir. Bu da bir alan kuvveti ve temas gerektirmeyen kuvvettir. Kağıt geminin e, burada yüzmesi sıvı üzerinde kalabilmesi sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetiyle gerçekleşmektedir ve bu ise temas gerektiren bir kuvvettir. Dolayısıyla burada temas gerektirmeyen kuvvetler F1 F2 kuvvetleri olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Yatay düzlem üzerinde bulunan silindir şeklindeki türdeş K ve kesik konu şeklindeki türdeş LM cisimleri şekilde ekibilir. Ağırlıkların büyüklükleri GK, GL, GM olan KLM cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Buna göre ağırlıklar arasındaki ilişki nedir denmiş bize. Şimdi bunların türdeş olduğu verilmiş bize. Türdeş ise şöyle K'nın kütle merkezi köşegenlerin kesim noktası olan şu orta nokta olacaktır. L'ye bakalım. L'yi şöyle tam ortadan ikiye ayırsak. L'yi ve M'yi. Kütle merkezi L için bu orta çizginin biraz üzerinde. V, M için de biraz altında olacaktır. Şimdi burada dikkat edelim bunların potansiyel enerjilerinin birbirine eşit olduğu verilmiş. Potansiyel enerjileri eşit ise bakalım L'nin yerden yüksekliği en fazla. Demek ki ağırlığı daha az olmalı. Demek ki L'nin ağırlığı en küçük. M'nin de yerden yüksekliği en az potansiyel enerjisinin eşit olabilmesi için ağırlığı en çok olmalı. Demek ki M'de en büyük ve bu arada K'da arada bir değer almış olacaktır. Dolayısıyla buradaki sıralamamız M büyük K o da büyük L olur. Cevabımız C seçeneğidir. Sıcaklığı her yerinde aynı olan hava ortamında demirden yapılmış. Eşit kalınlıktaki K ve L çanlarından L'nin kütlesi K'nınkinin 3 katıdır. Biz hemen K'nınkine M dersek bu 3 M kadarmış. K ve L çanlarına demir tokmakla birer kez vurularak ses üretiliyor. Buna göre Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? K'dan yayılan sesin frekansı L'ninkinden fazladır. Bu kesinlikle doğru. Şimdi nasıl anladık? Burada m kütlesi ve 3m kütlesi var. Madde miktarı arttıkça birim zamanda üretilen titreşim sayısı azalmaktaydı. Birim zamanda üretilen titreşim sayısı da frekansın tanımı dolayısıyla K'nın frekansı kütlesi az olduğu için birim zamanda daha fazla titreşim oluşturulabilecektir. Ve K'nın frekansı L'ninkinden fazla olacaktır. Dolayısıyla birinci yargı kesinlikle doğru. K'dan yayılan sesin hızı L'ninkine eşittir. Şimdi dikkat edelim. Burada hava ortamında denmiş. Sıcaklığın her yerde aynı olduğu denmiş. Aynı ortamda aynı sıcaklıkta yayılma söz konusu olduğu için hızlar da kesinlikle birbirine eşit olmalıdır. L'den yayılan sesin şiddeti K'ninkinden fazladır. Şimdi dikkat edelim tokmakla birer kez vurularak deniyor. Burada vurulma şiddeti ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Buradaki sesin şiddeti vurulma miktarına yani hangi şiddeti hangi kuvvetle vurduğumuza bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla L'deki ve K'daki ses şiddetine karşılaştırma şansımız kesin bir yargıyla mümkün değil. Cevabımız dolayısıyla B seçeneği olur. Şekil 1'deki topraklanmış K elektroskobunun topuzuna eksi yüklü iletken cisim yalıtkan sapından tutularak şekil 2'deki L elektroskobunun topuzuna yün, yün kumaşa sürtülen plastik tarak dokunduruluyor. Bu arada yün kumaşa sürtülen plastik tarak eksi yüklenmiş olacaktır. Hemen onu da eksi olarak buraya gösterelim. Ne yapılmış? Dokunduruluyor Şekilde gösterildiği gibi. Şekil 3'teki M elektroskobunun topuzuna da artı yüklü iletken cisim yalıtkan sapından tutularak dokunduruluyor. Buna göre KLM elektroskoplarından hangilerinin yaprakları dokunma ile elektriklenme gerçekleşmesi sonucunda açılır denmiş. Şimdi K'ya bakalım. K burada topraklama söz konusu olduğu için burada eksi yüklü cisimde K'ya dokunduğu anda her ikisi de nötr olacaktır. Ve buna bağlı olarak herhangi bir şekilde yaprakların açılması söz konusu olmayacaktır. L'ye bakalım. L de burada eksi yüklü bir cisim temas ediyor ancak temas ettirilen ettirilen cisim bakın burada da hemen altını çizelim. Plastik bir tarak. Dolayısıyla e, yalıtkan bir madde. Yalıtkan bir madde olduğu için herhangi bir şekilde yük transferi söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan M'ye bakarsak pozitif bir cisim iletken bir cisim. Buradaki Topuza dokunduruldu. Toplam yükü paylaşırlar ve yapraklar dokunma ile elektriklenme sonucunda açılmış olur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Tek renkli ışınının K ortamından L ortamına geçerken izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre teta açısı niceliklerinden hangilerinin tek başına değişmesi sonucunda değişir? hemen şuradaki temas noktasından şöyle bir normal çizersek burada normalden uzaklaşacak şekilde bir kırılma gerçekleşmiş. Bu ne zaman gerçekleşiyor idi? Hemen hatırlayalım. Çok yön ortamdan az yön ortama. Yani burada K'nın kırıcılık indisi L'den büyüktür. Şimdi teta açısı niceliklerinden hangileri tek başına değişmiş sonucunda değişirlenmiş. Yani teta nelere bağlıdır şeklinde soruyor bize. K ortamının kırıcılık indisine. Ortamların kırıcılık indisi arasındaki fark artarsa kırılma miktarı artar. Ve buna bağlı olarak da sapma değişik miktarlarda olacaktır. Ve teta açısı değişmiş olacaktır buna bağlı. Işığın rengine bağlı olarak da yine kırılma miktarı değişebilir. Dolayısıyla teta değişmiş olacaktır. Alfa açısı da dikkat edelim burada alfaya bağlı olarak şuradaki açı 90 eksi alfa yapar ki gelme açısı budur. E, alfa'nın değişmesi gelme açısının değişmesine sebep olur. Buna bağlı olarak kırılma açısı değişecek ve teta açısı da bundan etkilenmiş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur.